Nötron yıldızları, dev yıldızların ömrünün sonunda yaşadığı süpernova adı verilen inanılmaz yıkıcı bir patlamadan geriye kalan bir kalıntı. Bu süpernovalar o kadar şiddetlidir ki buna yol açan yıldızların çekirdeği güneşimiz kadar büyük bir kütlenin ancak küçük bir şehrin çapına sahip bir topa sığmasına yol açar. Peki, evrenin en sıra dışı nesnelerinden biri olan bu yıldızlar nasıl oluşur? Özellikleri nedir? Ve doğrudan gözlemlediğimiz nötron yıldızları var mı? Bir bakalım. Bildiğimiz yıldızlar, küre biçimindeki yıldızlar bu şekle sahiptir. Çünkü dev kütleleri tüm gazı ve parçacıkları kütle çekim merkezine doğru çeker. Bu kuvvetin karşısında da bünyesindeki nükleer füzyon vardır. Bu nükleer reaksiyon ile ortaya çıkan enerji de kütle çekim kuvvetinin tersi bir kuvvet uygulayarak yıldızın bir nevi dengede kalmasını sağlar. Fakat bu füzyonun, bu tepkimenin bir sınırı vardır. Bir yakıt gibi. İlla ki bir gün biter. İşte bu yakıt bittiğinde müthiş olaylar zinciri başlar. Bir binayı ayakta tutan kolonların bir anda ortadan kaybolması gibi. Dengede duran yıldızın dış katmanı çok hızlı bir şekilde çekirdeğe doğru çökmeye başlar. İnanılmaz bir hızla çekirdeğe doğru çekilen bu katman bir noktada çekirdeğe bir duvara tostlar gibi çarparak uzay boşluğuna doğru savrulurlar. Süpernovanın en basit tanımı da budur. Fakat yoğun çekirdeğin çöküşü durmaz, devam eder. Basınç bir noktada o denli yükselir ki atomlardaki proton ve elektronlar birleşerek nötronları oluştururlar. Bazıları da gizemli parçacıklar nötrinolara dönüşerek evrenin uzak köşelerine, bazıları da bize kadar ulaşır ve geçip giderler. Bu süreç sonunda ortaya kütlesinin %90'ı nötrondan oluşan bir cisim çıkar. Burası bazı yıldızlar için sınırdır. Daha fazla sıkışamazlar. Tüm boşluklar dolmuştur ve karşımızda bir nötron yıldızı vardır. Bu arada bu yıldızların bulunduğuna dair ilk teoriler 1930'lara dayanır. Yani nötron parçacığının keşfedilmesinden kısa bir süre sonraya. Fakat bu sıra dışı gök cisimlerine dair ilk kanıt 1967 yılında gelecekti. Cambridge Üniversitesi'nde bir öğrenci olan Jocelyn Bell'in radyo teleskobuna garip sinyaller gelmeye başlamıştı. Bu sinyaller garip bir şekilde çok düzenli bir şekilde geliyordu. Bell ilk başlarda bunun uzaylılardan bir mesaj olduğunu düşünmüştü hatta. Fakat bu düzenli sinyaller bir uzaylı medeniyete değil, hızla dönen nötron yıldızlarından yayılan ışımaya aitti. Bell uzaylı olduğunu düşünmekte haksız da değildi. Çünkü nötron yıldızının oluşmasına yol açan süpernovadan kalan büyük bir enerji bu nötron yıldızına aktarılır. Ve bu inanılmaz enerji neticesinde bir nötron yıldızı kendi ekseni etrafında saniyede 700 kereye kadar dönebilir. Bu kadar yoğun bir cisim, bu kadar yüksek bir hızla döndüğünde kutuplarından evrene doğru parçacıklar saçarlar. Deniz fenerine de benzetilen bu ışınımlara sahip bir nötron yıldızına biz gözlemlediğimizde belli aralıklarla çarpan bir kalp atışına benzediği için İngilizce'de kalbin atması anlamına gelen pulsate kelimesinden türetilen pulsar ismi verilir. Bunun yanında nötron yıldızları gerçekten çok ama çok yoğundur. Şöyle söyleyelim, bir çay kaşığına denk gelen bir nötron yıldızı kütlesinin 1 milyar tona denk gelebildiği söylenir. O nedenle bir nötron yıldızının üzerinde durduğunuzu ve diyelim ki hayatta kaldığınızı düşünelim. Hissedeceğiniz kütle çekim etkisi dünyada hissettiğinizin 2 milyar katı daha güçlü olacaktır. Yani abartıp bir nötron yıldızına bir gökdelen dikebilseydiniz, bu gökdelen saniyeler içinde birkaç santime sığacak kadar ezilecektir. Bununla birlikte nötron yıldızlarının manyetik alanı da dünyanın manyetik alanından trilyonlarca kat daha güçlü olabilir. Hatta bazılarında bu oran kat kat daha fazla olabilmektedir. Bu tip çok güçlü manyetik alana sahip nötron yıldızlarına da magnetar adı verilir hatta. Mesela bu magnetarlarda bizim dünyamızdaki depremlere benzer tektonik hareketler olduğunda ortaya akıl almaz derecede yüksek bir enerji çıkabilir. Örnek vermek gerekirse yıldız depremi de denen bu oluşumlar sonucunda bir magnetar güneşimizin 100 bin yılda ürettiği enerjiyi saniyenin onda biri kadar kısa bir sürede üretebilir. Yani evrendeki en yüksek enerjili, en sıra dışı oluşumlardan biridir bu yıldızlar. Ve bu yıldızlardan yayılan enerjiyi araştırmacılar bir tür GPS olarak kullanırlar. Örneğin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan ve Sextant adı verilen bir deneyde araştırmacılar
pulsarlardan gelen sinyali kullanarak uzay istasyonunun konumunu 16 kilometrelik bir alan içinde tespit edebilmişlerdir. Kozmik düzeyde bu çok küçük bir alandır. Gelecekte yapılacak uzay yolculuklarında bu sinyaller bir trafik tabelası gibi kullanılabilir. Fakat her şeye rağmen nötron yıldızları ile ilgili bildiklerimiz hala çok sınırlı. Örneğin 2019'da astronomlar bu zamana kadar tespit edilen en büyük nötron yıldızını keşfettiler. O kadar büyüktü ki hatta ilk başlarda bunun var olmaması gerekiyor dediler. Bu nötron yıldızının kütlesi Güneşimizin 2,14 katıydı ve çapı 20 kilometre kadardı. Yani bir nötron yıldızının sahip olabileceği en büyük boyutlara sahipti. Kara deliğe dönüşme sınırında. O nedenle henüz yeni keşfedilen bu yıldızla ilgili araştırmalar da devam ediyor. Ayrıca nötron yıldızlarının ve daha da ilginci iki nötron yıldızının çarpışmasının doğrudan bize de faydası var desek yeridir. LIGO isimli kütle çekim dalgalarını tespit eden gözlem evinde iki nötron yıldızının çarpışması sonucu ortaya çıkan dalgalar tespit edilmişti. Araştırmacılara göre bu denli yoğun oluşumların çarpışması sonucunda bu olayın platin ve altın gibi maddelerin yanında uranyum gibi radyoaktif maddelerin oluşumundan sorumlu olabileceği düşünülüyor. Her anlamda tahminlere göre sadece Samanyolu galaksisinde 100 milyondan fazla olduğu düşünülen nötron yıldızları gerçekten çok ilginç oluşumlar. Ve hızlı radyo patlamaları gibi hakkında çok az şey bildiğimiz bazı olgulardan da sorumlu oldukları düşünülüyor. Evrenle ilgili bilmediğimiz birçok gizemi de bize açıklayabilirler. Çalışmaları yakından takip ediyor olacağız. Siz de tüm bu gelişmeleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.